Merhaba arkadaşlar, Photoshop Yolcuları'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde daha önce hatırlarsanız boyama işlemini göstermiştik fakat siyah beyaz resimler için daha çok resmin üzerini, fotoğrafın üzerini boyamıştık. Bu sefer de daha çok böyle çizgi roman vesaire tarzında siyah beyaz bir resmi daha bir gerçekçi boyamaya çalışıyor olacağız. Mesela buradan işte bir tane alalım. Herhangi manga, çizgi roman vesaire tarzı bir şeyden alabiliriz. Burada resmi kopyalıyorum. Bu clipboard dediğimiz şeyde kopyalı bir resim olunca Photoshop'ta yeni bir dosya açarken otomatik olarak o resmin boyutlarını bize vermiş oluyor. Şimdi bu almış olduğum resim siyah beyaz olduğu için yani şimdi burayı oluşturduk, yapıştırdım. İlk oluştururken aslında belki dikkatinizi çekmiştir New'de Color Mode Grayscale diyor. Yani siyah beyaz. Bunu RGB Color'a getirebilirsiniz veya getirmeyi unuttunuz diyelim. Bu şekilde açtık. Image'dan Mode burada Grayscale yani siyah beyaz veya farklı renk şeyleri var. Kurulumları. Burada biz RGB, Red, Green, Blue muydu? Neyse onu seçiyoruz. Burada color modunu değiştirince bizde iki layer olduğu için bunları tek hale getireceğim diyor. Tamam dedik. Tek hale getirdi zaten sorun yoktu bizde. Tek bir tane resim olduğu için. Şimdi burada boyama işlemini yapacağız. Boyama işlemini yaparken bu resmin üzerine herhangi bir işlem yapmak istemiyorum. Yani çizim Mimimiz ayrı kalacak. Yeni bir layer oluşturdum o yüzden şurada çöp kutusunun yanındaki sembole basarak. Ve bu layer'ın normal olmasını istemiyorum. Normal dersek eğer, şimdi sizin ilk haline gelelim. Burada diyelim mesela herhangi bir fırça seçili. Burada yandan renk seçiyorum. Eğer color menüs vesaire herhangi kullandığım bir şey açık değilse burada window'dan eksik olan pencereyi açabilirsiniz. Mesela herhangi bir renge boyadığımda, gerçi geri aldım şimdi. Benim burada opasite düşükmüş. Normalde ilk açtığınızda opasite dolu şekilde olacaktır. Boyadığımız alan gördüğünüz gibi arka alanı, background layer'ı görmemizi engelliyor. O yüzden layer 1'i ben multiply moduna getireceğim ki boyadığımız alan arka alanın görülmesini engellemesin. Silgiyi aldım, bunu siliyorum. Hatırlarsanız alt ve farenin sağ tuşuyla boyutu ayarlayabiliyorduk. Layer 1'deyken az önce yaptığım maviliği sildim. Şimdi fırçaya geldim. Bir tane fırça seçeceğim. Burada mesela şu en altta default brushlarda 75 diyor burada. Bu bir airbrush. Boyarken kenarları gördüğünüz gibi hani bu airbrushlar gibi boyuyor. Etrafı ortasına daha odaklanıyor. Kenarlar daha az boya alıyor. Şimdi boyamaya 100'den başlayalım. Mesela 100 için herhangi bir renk alalım şuradan. 100'e uygun olabilecek. Biraz daha açık sarı tonlarında. Burada 100'ü boyuyorum. Şimdi 100 ve ten rengini kullandığımız alanlar. Şurada omuzda hafif gözükmüş mesela. Çok fazla dikkat etmeden boyuyorum şimdi. Yeni bir layer açtım. Farklı layer'larda çalışacağım. Saç rengi için turuncu alacağım. Karakterimizin saç rengi turuncu olduğu için. Mesela şöyle bir turuncu alabiliriz belki. Fırça modum normalde. Layer 2'nin modunu multiply'a getiriyorum. Ki hani bu layer üzerinde bu turuncuyu uygulayalım. Ama bu layer alt kademelere şey olarak etki etsin. Multiply etkisi yapsın. Şimdi gerçekçi bir hava yaratacağız, oluşturmaya çalışacağız demiştim. Ona gelelim. Layer 2'ye geldim. Fırça modunu screen'e getiriyorum. Renk olarak hala aynı turuncu seçili. Screen biraz daha aydınlatma sağlıyor bize. Aynı rengin aydınlatılmış versiyonuyla boyuyor. Şimdi bu yaptığımı geri aldım. Opasitemiz %100 birazcık fazla bir değer. Opasite bizim fırçanın renk değerini uyguladığı kalınlığı belirliyor. Yani şey, opasiteyi düşürdüğümüz zaman aynı işlemi yapmak için birden fazla üzerinden geçmemiz gerekecek. Bu brush tool'a yaptığım şeyleri geri aldım. Opacity'yi mesela 20'de tutuyorum.
Şimdi buraya işte biraz daha boyut kıvamı kazandıracak şekilde bazı yerlerini açtım mesela saç rengi olarak. Ve biraz daha başın yuvarlak havasını tutturmaya çalışarak. Eğer koyultmak istersek Multiply moduna geldim. Hala aynı renk seçili fark ettiyseniz. Mesela saç dipleri bazı yerleri koyulaştırmamız mümkün. Bu şekilde Multiply ve Screen arasında gidip gelerek istediğimiz bir kıvama getirmemiz mümkün bu boyamayı. Şimdi Layer 2 ile işimiz tamamlandı. Layer 1'i şimdilik kapatıyorum. Bu dışa taşan alanlardaki fazlalıklardan kurtulacağız. Bunun için mesela belki arkadaki resmimiz el veriyorsa Quick Selection Tool'la mesela şu şekilde bir seçim yapabilirim. Silgiye gelip şimdi geri aldım yalnız. Background layer'ındaymışım. Layer 2'deki arta kalan alanları silebilirim. Ctrl D ile seçimi iptal ettim. Şimdi kontrol ediyorum acaba burada seçmem gereken de seçilmeyen alan var mı? Şuradaki sanırım bir saç değil ama biz yine yani burada arka alan gözüküyor diye zannediyorum ama biz yine de orada da boya bırakmışız. Orayı sildim mesela. Şimdi arka alandaki saç için de aynısını yapıyorum. Background layer'ı seçtim. Burayı layer 2'ye geldim ve silgiyle birazcık büyüttüm. Alt ve sağ tuşla. Orayı da sildim. Şimdi yüze taşan bazı alanlar var. Onları da seçmeye çalışacağım. Background layer'dan şimdilik kabaca şuraları seçtim. Layer 2'ye geldim ve buraları sildim. Ctrl D ile seçimi kapattım. Şimdi seçmem gereken şuralar var gördüğünüz gibi. Pardon, Ctrl D dedim. Şimdi background'a gelmemişiz. Seçim yaparken background'da olmamız gerekiyor. Çünkü seçtiğimiz alanlar background'da. Burada yine gözü de aldık. Kulaktan da bazı alanları seçiyoruz. Layer 2'ye gelip silgiyle silebiliriz. Şimdi Ctrl D diyelim ve çizgilerin üzerinde kalan bazı turunculuklar da var. Onlardan da pardon Ctrl D pardon Ctrl Z geri aldım. Onlardan da kurtuluyorum. Hani bunları da seçim yaparak uğraşabiliriz fakat yani elle yapmamız da mümkün. Seçimle çok fazla uğraşmamak için bu arta kalan bazı noktaları da turuncu taşan Layer 2'den siliyorum. Şimdi Layer 1'e geçelim. Layer 1'de de benzer bir işlem yapacağım şimdi. Fırçaya geldim. Alt tuşuna basarak buraya tıklayabilirim. Oradaki rengi almak için. Screen modundayken hatırlarsanız rengi açıyorduk. Opasitemiz çok fazla yüksek değil şu an. Multiply ile de o rengi koyultmamız mümkün. Mesela boyun altlarını veya saçın altında kalan bazı bölgelere Multiply ile biraz daha koyuluk veriyoruz. Yine hani Screen ve Multiply arasında birkaç gidiş geliş yaparak memnun olduğunuz bir hale pardon Color Dodge demişim ben bunu. Birazcık geri alıyorum o yüzden. Color Dodge değil de Screen modunda olacak. Birkaç böyle git gel yaparak memnun olacağınız bir kıvama getirebilirsiniz. Şimdi mesela Layer 1'deki bazı kısımlar, şuradaki kısımlar saçın rengini engelliyor. Dilerseniz onlardan kurtulabilirsiniz. Fakat şu an çok da göze batan bir, yani şu saça kaçmış olan sarı kısımlar göze batan bir şeye de sebep olmuyor. Background'ı seçip Quick Selection Tool'la isterseniz saçı seçip oradaki, tabii yine Ctrl Z dedim, Layer 1'deyken oraya kaçan sarılıkları da silebilirsiniz. Ctrl D ile seçimi kapattım. Background layer'ı seçili. Background'ın arka alanlarını seçtim. Layer 1'e geldim. Silgiyi seçiyorum. Yine dışa taşan kısımlardan kurtuldum. Şuradaki yine ufak beyazlık alanı sileceğim. Silgiyi küçültüyorum. Alt ve şurada Ctrl Z edelim. Birazcık yüzden sildim.
Alt ve sağ tuşla yapmıştım az öncekini. Alt ve farenin topunu kullanarak ileri geri gitmemiz de mümkün. Eğer farenizin topu yoksa buradaki büyüteci kullanarak eksi ve artı moduna getirerek yapmanız mümkün aynı işlemi. Değil 2'ye de geldiğimizde gördüğünüz gibi saç da boyanmış durumda. Bir de isterseniz arka alanı boyayalım. Arka alanı boyamak için birkaç farklı yöntem kullanabiliriz. Direkt background'da da boyayabiliriz. Ama bu background layer'ı bozmayalım demiştik. O yüzden ben bunu çift tıklayıp bir layer haline getirdim. Az önce kilitliydi. Şimdi yapacağım şey, bunu da bir layer olarak davranacak. Background'ın yani layer 0'ın altına yeni bir layer oluşturdum. Layer 0'ı ise multiply moduna getirdim. Hatırlarsanız alttakine direkt etki ediyor olacak. Mesela buradan bir renk alıyorum işte. Bu sefer burayı boyadığımda gördüğünüz gibi Layer 3'te etki ediyor ama arkadan etki ediyor. Şimdi bu yaptığım çizimi geri alayım. Şöyle yapalım. Neyse. Layer 0'da mesela arka alanda kalan kısmı seçerek Quick Selection Tool'la arka alanı boyamamız mümkün. Şurayı da yine yaklaştırıp seçtim. Bu seçimi Layer 3'te boyayacağım. İsterseniz multiply modunda da boyayabilirsiniz. Mesela opasitemiz düşük böyle değişik bir efekt vererek. Pardon ben yaklaştırdım az önce. Çok fazla tıkladığım için. Böyle bir efekt vererek hani değişken bir renk modunda boyayabilirsiniz. Mesela ufak tefek bulut tarzı bir şeyler ekleyebilirsiniz. Hala multiply modundayım. Fakat multiply modu koyultmak için geçerli. Eğer rengi açacaksak buradan screen moduna getiriyorum fırçayı. Screen modunda mesela burada bulut tarzı bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sonra Multiply'a geldim. Yine az önceki mavi tonunu seçip bazı yerleri yeniden koyultuyorum. Ctrl D ile seçimi kapattım. Şimdi gördüğünüz gibi Layer 3'te şöyle bir şeyimiz var. Karakterimizin bulunduğu kısmı yani hiç boyamadık. Gökyüzünün birazcık havasını katmak için belki hafif multiply ile üzerinden geçmek isteyebiliriz ki hani oradaki ortama çok da yabancı bir havaya sahip olmasın diye. Mesela şimdi boyadıklarımızdan böyle kapatırsak böyle bir şeyler yapmışız. Yaptıklarımız böyle bir sonucu olmuş. Mesela şuralar daha koyu vesaire. Bunlardan renk değiştirmek istersek mesela layer 1 üzerinde çalışacağız ama layer 1'i boyadığımız yerler bozulmasını istiyoruz. Kontrole basılı tutarak Layer 1'e basarsam eğer Layer 1'de nereyi boyadıysam oraları seçecektir bana. Ve ben de istediğim gibi farklı bir renk seçip burada mesela boyamı yapabilirim. Sonrasında mesela Ctrl D dedim. Diğerlerini geri açalım. Sadece o rengi kullandığım alanda değişiklik yaptım. Mesela Layer 2'yi tıklıyorum. Layer 2 seçildi. Seçim alanı olarak Layer 2'nin kullanılmış olan yerleri seçili yani. Farklı bir rengi mesela burada screen modunda eğer açacaksak veya farklı modlarda kullanmamız mümkün. Layer'lar olarak çalışmanın her ayrı boyadığımız kısmı ve yeri ayrı layer olarak boyamamızın bir faydası da bu. Eğer bu şekilde yaparsak hani bazı beğenmediğimiz şeyleri, kısımları değiştirirken daha kolay değiştiririz. Mesela opacity %100 iken screen etkisi oldukça fazla oluyor. Daha direkt uyguluyor ama layer 1'de mesela önceki layer'ın seçim alanı seçili olmadığı için hani direkt boyadığım için önceden boyamış olduğum alanların dışında boyayabiliyorum. O yüzden Ctrl 1 ile basıp layer 1'deki boyamayı seçtim. Yapacağım değişikliği onun üzerinden yapıyorum ki hani o kadar sildiğimiz alanlar boşa gitmesin vesaire. Bu derste de işte derme çatma bir boyama yaptık. Bu sefer Colorize kullanmadık da çünkü Colorize hatırlarsanız gri tonlarını boyuyordu. Eğer ben bu layer'ları color yaparsam
gördüğünüz gibi daha farklı bir hal aldı. Şimdi şu background layer'ını da siliyorum. Üstteki layer'lar color modunda. Bu ise normal modda. Gördüğünüz gibi beyaz alanları bu şekilde boyayamıyoruz. Çizgi roman veya işte çizimlerinizi boyarken o yüzden color modunu kullanamıyoruz. Mesela buradan diğer modlar arasında gezebilirsiniz. Neleri kullanabileceğiniz açısından. Mesela light modlarını kullanabilirsiniz. Veya işte burada darker color, linear burn. Burada en uygunlarından bir tanesi multiply dememiz. O rengi üzerine eklememize yarıyor. Bu bölümlük bu kadar. Başka bölümlerde görüşmek üzere.